Teşekkürler Sayın Başkan. Bazen hayaller o kadar güzeldir ki insan gerçeklikten kopar. İşte sizin bütçeniz de hayal dünyasında yaşayan güç sarhoşu bir hükümetin gençlerin gerçekliğinden ne kadar koptuğunun bir özeti aslında. Bu bütçe yalandan sayıların uçuşluğu bir kağıt israfından ibarettir değerli arkadaşlar. Bütçede genç istihdamını artırmaya yönelik hiçbir şey yok. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik bir projeniz yok. Bağımlılıkla etkin mücadele edecek bir bütçe yok. Gençlerin yurt dışına gitmemesi için bir çaba olmadığı gibi dönüşü için de bir çaba yok. Peki bütçede ne var? Her yerde söylüyor bakanınız, cumhurbaşkanınız. Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı diye böbürlendiğiniz bu dönemde gençler tükenmiş ve mutsuzlar. Yurt dışına gitmenin yollarını arıyorlar. Market gibi açtığınız ve sayısı 208'i bulan üniversitelerin mezunları işsiz. İş yok, gelecek yok. İşe girse hayal kurabileceği bir maaşı yok, sosyal yaşamı zaten yok. Manhattan'dan bile daha pahalı bir ülkede kiralık eve çıkmanın, temel gıda malzemesi almanın bile lüks olduğu bir Türkiye'de neyin hayalini kursun gençler, söyler misiniz? Üniversiteyi kazandığı halde parasızlık nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenci sayısını hiç düşündünüz mü mesela? Ya da üniversiteli gençlerin neden uzaktan eğitimde ısrar ettiğini? KYK burs miktarını artırmışsınız ama 2013'te 147 dolara karşılık gelen burs bu yıl 70 dolara karşılık geliyor. Yurtlardaki yaşam koşullarından haberiniz var mı değerli milletvekilleri? Ya da gerçekten merak ediyorum, hiçbirinizin çocuğu KYK yurdunda kalıyor mu, söyler misiniz bana? Yurtlar can güvenliğinin, sıcak suyun bulunmadığı eziyet merkezleri adeta. Her odaya ranza atarak yurt kapasitesini artırdık diyerek sorunu çözmüş mü oluyorsunuz siz şimdi? 6-8 kişilik koğuşlarda üstelik yaşam tehlikesi altında yaşamak zorunda bu gençler. Aydın'da Zeren öleli 2 ay oldu. Urfa'da, İzmir'de 45 dakika asansörde kalıp bayılan, revir olmadığı için ambulans gelene kadar can çekişen gençlerin, başına tavan düşen, farelerle kapkaç oynayan gençlerin haberleri geliyor her yerden. Siz mecliste zerre ama zerre hicap duymadan mangal yaparken KYK yurtlarında gençlerimizin ne yemek yediğinin farkında mısınız? Bozuk etlerle, kurtlu bakliyatlarla, tanımsız cisimlerle öğrencilerin önüne yemek diye koyduğunuz şeyleri burada milletvekili arkadaşlarınıza ikram eder misiniz, söyler misiniz? Gençlere insanlık onurunun çiğnenmediği sağlıklı yemek verin diyoruz. Esir kamplarındaki gibi 3 katlı ranzalara sıkıştırmayın gençleri diyoruz. Bakanlığınızın bütçesinden tarikat cemaatleri ayırdığınız milyonları gençlere ayırın, gençlere diyoruz. Bu kadar genç yaşamına son verirken, yaklaşık 800 yurda 52 psikolog atarken neden her bir yurda manevi danışman adı altında din görevlisi atadı? Açıklayın diyoruz. Değerli milletvekilleri, başka bir şey, başka büyük bir sorun, ülkemizdeki uyuşturucu sorunu. 1.700.000 madde bağımlısı var. Bağımlılıkla mücadele için bir yılda 33 milyon bütçe ayırmışsınız. Ama saraya günlük 33,5 milyon bütçe ayırmışsınız. Ya günlük diyorum, günlük. Bakanlığınızın 2024'te uyuşturucuyla mücadele bütçesiyle Diyanet'e Mercedes alınamıyor. Sarayın mutfak masrafı bile karşılanmıyor ya. Başka söze gerek var mı? Ne gençliği ne geleceği. Bu ülkenin kurucularının vizyonu eğitimde çağ atlamamızı sağladı. Çağ. Bu ülkeyi yönetenlerin vizyonu ise gençlere boşuna okuduk dedirtiyor. Cumhuriyetin 100. yılında geldiğimiz noktada Türkiye bütün ümidim gençliktedir diyen bir kurucu önderden giderlerse gitsin diyen bir cumhurbaşkanına evrildi. Ekonomik krizden liyakatsizliğe, apartman üniversitelerinden torpilli rektörlerinize, her yıl eriyen devlet bursu ve kredilerinden bahar festivallerini yasaklayan anlayışınıza kadar her şey gençleri bu ülkeden, hatta hayattan soğutuyor ve ne yazık ki öldürüyor. Sorun sadece ekonominin kötü gidiyor.
Buyurun toparlayın. Bu ülke kurulurken ekonomi bugünden çok daha kötüydü. Böyle bir tabloda bile hiç kimse bu kadar umutsuz değildi değerli milletvekilleri. Bakın önceki ay Eskişehir'de bir genç kardeşimiz intihar etti. Sebebi herkesin malumu. Mektubunun bir bölümünü okumak istiyorum. Türkiye'de gençler, çocuklar intihar ediyor her gün ve hiçbir şey değişmiyor. Haberi bile yapılmıyor artık. Herkes intihar eden kişiyi suçluyor. Keşke ülke daha iyi bir durumda olsaydı, belki bu kadar genç intihar etmezdi diyor. Türkiye artık gençlerin intihar mektubunda bile intiharlara, duyarsızlığa sitem ettiği bir ülke ne yazık ki. İçinizden biri ya da buradaki atanmış bakan bu bütçeyle, bunca hamasetle, böyle bir Türkiye gerçeğiyle gençlere ne yaşattığınızın farkında mısınız acaba? Bu kağıt israfı bütçeyi gençlere reva görenler de bunun sorumlusu.